Selamlar herkese. Hançer ben. Wartales maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Derken main quest'in finali geldi. Vernalis bizi kalesinde bekliyormuş. Emredersiniz efendim. Ayağına çağırıyor bizi. Ve Vernalis, bir saniye, ben aşağıdaki tarafı tutmak istiyordum ama yukarıdakiler çağırıyor. Bunlara daha çok mu quest yaptık? Bakalım. Galiba 3'e 1 olmuş arkadaşlar. Yo, birer tane quest yaptım iki tarafa da ama bu taraf çağırıyor. Galiba bunlara destek olmam gerekecek. Çok bir seçim hakkım yok gibi ama her şeyden önce bir çeki düzen verelim kendimize. Alkış arkadaşlar, kurt 7 level oldu. İlk 7 level karakterimiz. Tebrik ediyorum. Şöyle enteresan bir şey var arkadaşlar. Willpower'ı 15'e çıkarırsam ölmek yerine bir vuruş daha hayatta kalabiliyor. Çok enteresan bir bonus alıyor karakterler. Aynen. Bir tane versem mi? Ya da ileride willpower veren itemler falan alacak ve bu gereksiz mi olacak? Critical hit'e de bonus veriyormuş. Buna vereceğim arkadaşlar. Dex'i 37'den 39'a çıksa ne olacak? Aynen buna vereceğim. Ve evet, bir de willpower'ımız arkadaşlar total moralimizi etkiliyor savaşlarda. Böylelikle bir darbe daha çekebilecek kendisi. Ve total moral de karşı tarafın daha hızlı bir şekilde pes etmesine vesaire yol açıyor. O açıdan güzel olabilir. Bir tane verdim gitti. Şimdi tamir edemiyoruz armorları. Bu ne? Hiçbir şey kalmamış. Şuraya birkaç tane et koyalım. Burada burada da bir şey kalmamış. Şuraya da koyalım cesetleri. Onun dışında saldırı ihtimali var mı? %10. Birisini buraya koymalıyım. Burada çalınan bir şeyler var mı? Halen var. Fıçıya... Tamam, şaraba çevirmeye. Şu aşamada gerek yok arkadaşlar. Burada işlemler devam ediyor. Ve o zaman... Dinlenebiliriz gibi arkadaşlar. Ne yapalım? Apple pie'mizi yiyelim. Ve ne yazık ki apple pie'ler bitmeye başladı. Bu biraz üzücü. Çünkü %30 mu ne? Şey veriyor bize. Daha yavaş yoruluyoruz ki aşırı önemli bir şey. Şey yiyeceğiz arkadaşlar. Mickey'yi yedirtiyorum. Geçen bölümde ölmüştü kendisi. Bir tanecik faremiz. Gömmek yerine yemeği tercih ediyorum. Ya da yedirtmiyorum. Şimdi kesin oyunda bir şey vardır. Negatif bir etki olarak geri döner bu bize. Gömeceğim birazdan onun yerine. Haydi dinlenelim. Vernalis seni kalesine çağırdı. Biliyorum. Biliyorum, çağırdı. Bu niye çağırmadı ya Lahart? Çok enteresan. 50-50 yaptım. İki tarafa da seçme opsiyon ol. İki tarafında bana seçme opsiyonu vermesini bekliyordum açıkçası. Ama gelmedi. Gelmedi. Neyse, gidelim bakalım. Bu arada armorları tamir edemedik. Onun kalesinde blacksmith mi vardı yoksa eczacı mı vardı? Onu hatırlamıyorum. Bakalım, gidelim. Bu bölüm arkadaşlar main quest'i bitiriyoruz ve yeni haritaya dilerim ki hızlı bir geçiş yapabileceğiz. Çünkü fullledik bu haritayı. Çok bir şey kalmadı yapacak. Hiçbir şey kalmadı yapacak daha doğrusu. Ve %100'ünü bitirmiş bulunuyoruz şu anda. Bir an önce de elma satın almam gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Pancake yapıp şu olayı ayarlamam lazım. Şu anda müthiş yavaş yoruluyoruz. %45, aynen. Daha yavaş yoruluyoruz ki çok işimize yarıyor. Zırt pırt kamp yapmamıza gerek kalmıyor. Yemek o kadar harcamamıza gerek kalmıyor. 23 günlük yemeğim var şu anda. Müthiş bir rakam. Geldim lordum. Ne yazık ki yokmuş burada blacksmith. Hop, çıktım. Bir şeyler alalım arkadaşlar. Artık haritaya veda edeceğimiz için bir şeyler kalsın istemiyorum NPC'lerde. Mesela kavanoz almaya gerek var mı? Kavanoz krallığı kurduk. Almıyorum. Kavanozu her yerde bulursun. İlacım da var.
Son bir şeyler craftlayacak mıyız gider ayak? Medicine, 31 tane medicine var bende. 15 tane de veba şeyi var. Yapalım. Belki biraz hafifliyordur bunların hepsini kullanınca inventörümüz. Bir sürü bonus şeyler de geliyor. Bunları henüz kullanmıyoruz ama yakında ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Geldim lordum. Seni desteklemek istemiyorum ama kader beni buraya getirdi gibi duruyor. Şu merchant bir şey satıyor mu? İpleri indirimden satıyor. 13 tane var bende. İp craftlayabilirim. 78 tane şey var. Gerek yok. Tuzlarını alırım. Teşekkürler. Yollarımız tekrardan kesişti diyor. Bu savaşta bana bir avantaj verdin. Az önce kuyularını ben zehirledim. İşte gözün... bize katıl vesaire diyor. Leave dersem... Galiba böyle oldu arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Biraz üzücü oldu. Ben diğer tarafı seçmek istiyordum. Bunlar biraz fanatik açıkçası. Ama yarı yarıya yapmama rağmen questleri, belki de ordudaki askerleri buraya yolladığım için olabilir. Bunu seçmeme zorluyor gibi geldi. Uzatmayacağım arkadaşlar. Çok umurumda değil kimin kazandı. Yani ya Ahmet kazanmış ya Mehmet kazanmış. Çok fark etmiyor açıkçası bu oyunda. O yüzden devam edelim ve gidelim. Kaleyi basacağız galiba. Aynen, saldırıya gidiyoruz. Diğer kaleye. Süper. Ve yol üstünde de tamir aletlerimizi alırız. Ve son bir savaş bizleri bekliyor bu arada. Maaş ödemen lazım. Öderim. 4K param oldu neredeyse. Hem de fazlasıyla öderim. Bu arada yeni haritaya nasıl geçeceğiz? Şu anda müthiş bir yük var üstümde. Bir o kadar da yük şeyde var. Şehirde var. Onları nasıl taşıyacağım bilmiyorum yeni haritaya. Her şehirden şehre geçtiğimizde daha fazla yük oluyor üstümüzde. Misliyle. Şunlarda level atlamıyoruz bayağıdır ya. Ha gayret. O kadar hırsızlık yapıyoruz, hiç kasamadık. Ah, çok az kaldı. 5 tane bilgi puanım var. Birazcık saklıyorum. Çünkü haritayı bitirdiğimde belki böyle yeni item'lar açılır. Öyle ufak tefek umutlarım var arkadaşlar. Çünkü mevcut skill'ler, açabileceğim şeyler çok dandik kaldı. Güzel şeylerin hepsini açtım neredeyse. Ve geldik. Bu arada bayağıdır tüccarlarla konuşmuyorum rastgele geçen. Bakalım neler satıyorlar. Hiç bulaşmıyoruz. Hiçbir şey satmıyorlar işe yarar. STR artı 15. Fena değilmiş aslında bu. Neyse, herkese epic item diziyoruz arkadaşlar. Bunlara muhtaç değiliz. Ivır zıvır birkaç şey satacağım. Altın dişleri sat. Tasma hayvana takılıyor. Var bizim karakterlerin tasması değil mi hayvanların? Var. Başka bir tasmamız var. Bunu sattım. Bunu sattım. Şunlardan 3 tane var sattım. Kılıçları sattım. Bunlara bakabilirim. Belki işe yararlar. Güzel. Quest var mı alabileceğimiz, ona bir bakayım. Bu haritada bir şey yapmak istemiyorum artık ama merak ediyorum. Başka haritayla bir birleşen quest vardır. Ticaret yap diyor. Marheim'a 3 tane gem götür. Gem yok bende, kalmadı değil mi hepsini? Charge ürettim. Gem kırmızı olandı galiba. Zaten Marheim'a gideceğiz muhtemelen.
Cem değil, Safir'miş o. Cem neresi atmışız? Problem yok. Tamir aleti alalım sadece. Şuradan. 9 mu? Üzdü. Hatta parayla tamir ediyorum mevcut şeyleri. 9 tane de. Armorları biraz parçalayalım arkadaşlar. Keşke satmasaydım, parçalasaydım. Çünkü gördüğüm kadarıyla tamir aletleri yetişmiyor. Birkaç bölüm önce 50-60 tane biriktirmiştim. Ama şu anda yetişmiyor. Olmadı, parçalarız evet itemların bir kısmını. Oradan gelir. Şurayı lootladım mı? Yanından geçip duruyorum. Yes. Bakalım nasıl bir epik final savaş bizi bekliyor. Ordular gelmiş buraya. Yeşiller bizim takımda. Bu tuttuğumuz adam. Hoşlanmadım ama tutmak zorunda kaldığımız adam. Kapışalım diyor. Okey. Seçim yapamıyoruz. Lahart'ı öldüreceğiz. Savaşta öldüreceğiz. 5 tane ally var. Kolay olacak gibi savaş. Ama erkenden konuşmayalım. Evet, çok kolay olacak. Bufflara bak. Havada uçuşan. 18'e 18. 5 tane arkadaşlar bizim takımda insan var. Öncelikle evet. Şey de savaşıyor. Vernalis de savaşıyor. Vay. Bu arada kuvvetliymiş. 8 level mı? 8 level. Mavilere dalıyoruz arkadaşlar. Yeşiller bizim takımda. 18'e 18 enteresan bir savaş olacak. Kuvvetliler. Tankları fena değil. Okçular ne yapıyor? Okey. Şey ölmemeli. Şu adamı geriye koydum. Harcamasınlar onu. Ve diğer adamları... Uf, lejyoner. Ne kadar kuvvetli adamlar var. 8 level adamlar var savaşta. Bizim takımda da var işin güzel yanı. Bu adamları salıyorum orada. Tamamen expendable, harcanabilirler, ölebilirler, umurumda değil. Liderleri ölmedikçe bunlar burayı tanklasın. Bunlar da burayı tanklasın. Çok kuvvetli adamlar var yanımızda. 8 level. Düşman? Düşman 7 level. Ne kadar kolay bir savaş olacak. Peki. Şöyle bir dağılım yaptık. Arkamız sağlam. Güzel. Burada da arkamız sağlam. Gayet iyi. Gayet iyi. Haydi başlayalım. Çok hızlı bitecek gibi hissediyorum arkadaşlar bu savaş. Onuslara bakmadım. %70 defans alıyorlar. Okey, bayağı defans atak buffları var da. 18'e 18 kaybedeceğimiz bir savaş değil özellikle. O okçu nasıl vurdu o kadar ayı ya? Bir saniye. Gevezelik yaparken bir şeyler döndü orada. Bilmiyorum. Okçu nasıl vurdu o kadar gerçekten bilmiyorum. Enteresan işler. Şimdi hançeri buraya atmaya değer mi? Her zaman. Vurabiliyor muyum 3 kişiye? Galiba. Bir şeyler dönüyor. Ne oluyor? Bu savaşta bir buff var benim çözemediğim. Çok büyük bir şey atladım arkadaşlar. Bam 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 damage yiyorlar. Neler oluyor? Ayıya da böyle bir şey oldu. Bunu çözmem lazım. Bir saniye. Of. Bizdeki biri damage yediğinde, her damage yediğinde canının %5'i de gidiyor. Yani hançer bir savurdu, vurdu sonra hepsini yüzde... Okey, işler değişti. Bunu unutmuştum. O yüzden ayı o kadar damage yedi. İşler değişti. Şimdi ikisini de vuracak. Bir de %5'i de gidecek üstüne. Hatta bayağı gidiyor. Evet, biraz dikkatli olabiliriz arkadaşlar. O kadar cesur oynamayalım.
arkamızı kollayalım. Şöyle ufak bir savunma yapalım. Çok kişi etkilemeyecek ama sıkıntı yok. Hançerle ayı etkilese yeterli. İki tane gidiyor. Enteresan şeyler dönüyor. Mesela bir tane vuruyorum ama iki kere %5'i gidiyor. Enteresan. Neyse. İki... Çok enteresan. Bir şey mi atlıyorum? Yo. Sadece düşmanın yapabildiği bir şeydi bu normalde. Ama bizde de ikişer tane gidiyor %5. %10'u gitti canının. Çok enteresan şeyler dönüyor. Sırf tanklaması için iki şeyi de Yogi'yi buraya atıyorum. Ama canının %5'i gitmesi %10'u gidiyor. Neler oluyor? Neler oluyor? Bu savaş çok enteresan olacak. Ayı öldü bile. Neden %10'u gidiyor ya? %5'i gitmeli. Her vuruşta. İki kere %5 gidiyor. Bir bug olabilir arkadaşlar. Böyle olmaması lazım çünkü. 8 vurmalı sadece %5'i. 2 tane 8 vuruyor. Bug olabilir. Anlayamadım aksi takdirde. Bu arada Lahart buradaymış. Onu harcayalım ki bufflarını kaybetsinler. Direkt ona giriyorum. Remzi Bey'le. Biraz kuvvetli ama... Çok enteresan. Bir şeye atlıyorum demek ki. Eridi adam. %5, %5, %5, %5. Ve ayılarımız da eriyor. 600'ün %5'i 30. İki ama 60 canı gitti. %10'u gitti. Çok enteresan şeyler dönüyor. Yogi ölmek üzere bu arada. Çakal ve kurtu da orada bir başına bırakmışım. Çok dikkatli olmam lazım ya. Biraz gevşek oynadım açıkçası. Dikkat edebilirim daha. Mesela her vurduğunda %5 olacak. %10 olacak. 3 kere vuruyor. %30'u gitti canının zaten sırf savunmayla. Enteresan şeyler dönüyor. Katliam. Şunlar tanklasın bari orada bir süre. Ben de bu savaş sürerken anlamaya çalışacağım neden böyle bir şey oluyor. İkiye katlanıyor. Yok, bug olabilir arkadaşlar. Herhangi bir mantıklı açıklama bulamadım açıkçası. Şahin'le lordlarını indirelim mi şuradan? İnmiyor. Ne kadar vurabilirsen. Of. 4 kere vuran mızrak. O zaman %20'sini yedi canının. Yarısını yedi. Vay canına. Neden 2 kere %5 yediğini biliyorsanız arkadaşlar yorumlarda paylaşın. Kocaman bir kalp kazanacaksınız yoruma. Çünkü kafam basmadı benim. Bir kere yemesi gerekiyor. Bir tane buffları var. İki taraf için de geçerli. İki tarafta da aynı şey söz konusu. Bence bug var.
Çakal şov yapamıyoruz ne yazık ki. Poison atabileceğimiz bir durum yok. Şuraya atabilirim belki. Hayda, oradan da ikişer yiyorlar. Sonra dagger atacağım. Dagger'dan yemedi bu sefer. Enteresan şeyler dönüyor. Müthiş riskli bir yere koydum kendisini bu arada. Yapmasam daha iyi olurdu. Okey, yırttı. Ve sayımız bu kadar kalabalık olduğu için müthiş bir moral metremiz de var gördüğünüz gibi. Yani hızlı bir şekilde pes edebilirler. Birkaç kişi daha indirirsek. Pes edirler, ederlerse tabii ki. Bu savaşta edecekler mi bilmiyorum. Kurt sen ne ara eridin bilmiyorum, sen otur orada. Daha geride bekle. Yapacağın bir şey yok. Vay, heal dedi. Heal dedi. Ama zehiri gitmedi. Bu ne ya? Bug'lar mı var bu savaşta? Başka bir heal'mış bu. Bütün yanındakileri %20'sini dolduruyormuş. Benim heal'ımdan farklı. Kim kaldı arkadaşlar? Leopar oynamamış henüz. Ve Beastmaster'da oynamamış. Yapacağı çok bir şey yok açıkçası şu anda. Komutanlarını öldürebilir. Bam! Buff'ları gitti arkadaşlar. Artık canıma kast edemeyecekler. Bakalım. %5'i gitmeyecek artık canımın. Aynen gitmiyor. Ama bende komutan olduğu için ben devam edeceğim. Ama %10'u gidiyor bir şekilde. Neyse. Çok önemli değil. Zaten moralleri çökmeye başlayacak şimdi. Anladım. Şimdi jeton düştü, yazmanıza gerek yok. Bug'a girmişti arkadaşlar. İki komutanda da aynı şey olduğu için bu. İkiye katladı iki takımı da. Ve yanlış. Bug'lı bir durum. Şu anda sadece bizde buff olduğu için sadece bir vuruşta %5'ini götürüyor. Şimdi düzeldi. Sadece biz vurduğumuzda gidecek. Ama iki tarafında liderinde aynı buff vardı. O yüzden mesela vurdum %5'i gidecek. Çünkü bir tane buff var haritada. Ama bu bug'lı arkadaşlar. Çünkü sadece bizim takıma vermeli bunu. This units attack diyor. Ama herkese verdi bir şekilde. Bunlar NPC liderler oldukları için böyle salak bir bug'a girdi. Çözdük. Böyle olmaması lazımdı. Ama problem yok. Kazandık zaten. Buradakileri de harcadılar 4'e 2. Yeşilçam dayağı. Kim oynasın, kim oynasın. Şunu da... indirelim. O adamı nasıl indireceğiz? Okey. Şimdi düzeldi. NPC oldukları için iki tarafta da birbirlerinin ordusuna da buff verdiler bug'lı bir şekilde. Sonunda ve kafam rahatladı. Evet. Neyse, pes etsinler artık. Yapabilecekleri çok bir şey yok.
Ve sayıları benden az olduğu için de %30 defans ve atak buff aldı hepsi. Öyle bir şey de geldi. Kurt otursan. Mr. Goril. Yanlışlıkla eli geçtim arkadaşlar. Yürürken durabiliyor mu diye merak ettim. Space'e bastım. Ama eli geçti. Demek ki bir kere tıkladığınızda yürümesini durduramıyorsunuz karakterlerin. Anladığım kadarıyla. Evet. Neyse, öğrenmiş oldum. Çok kritik bir yerde değiliz. Hata yapabiliriz. Bu ne yapıyor? Takılıyor. Senin buff'ın yeter dostum. Ne değiliz değil mi? Yok. O adam ne kadar sağlam çıktı. Ölmek bilmiyor. Bayağı bir tank savaşı oldu arkadaşlar. Herkesin 100 küsür armor'ı var. 8 level şu adam. Biz daha yeni 7 olmaya başladık. Bu savaştan sonra hançer de level atlayacak muhtemelen. Bayağı bir şeyimiz olacak. 7 level karakterimiz olacak. Valor point'im bitti. Kafasına mı düşecek? Ah kıyamam. Çekil bakalım şöyle kenarda. Pes etmeye niyetleri yok galiba. Cesur askerlermiş lordlarını harcamamıza rağmen. Pes etmediler, kapışıyorlar. Kirpinin bufflarına bakar mısınız? Bunlar birbirini heal'lıyor bir de burada. Gerçekten bir tank show yapıyorlar. Yan yana durunca %70 defans alıyorlar. Bir de sayıları az olduğu için %30 defans. O yüzden %100 oluyor bazen defansları. Vuramıyoruz hiç. Galvanization geldi.
Odam ne yaptı? Işınlandı mı? Bana mı öyle geldi? Bir şey yapma, takıl orada. Bitti zaten savaş. 81-7. Öyle bir kanattı ki goril. Bu iki kardeş de bayağı iyi dayandılar. Motive olup duruyorlar kendi çaplarında. Evet, yürümeyi durduramıyorsunuz tıkladığınızda. Çok geç oluyor her şey için. Bunları pause yapıyorum. Gelene kadar çok uzun sürecek. Dayanın be. Yapma, kıyamam. O kadar tankladılar. Savaş boyunca. Üzdü. Ve son rounda giriş yaptık gibi. Bu bir. Pas geçiyorum arkadaşlar, herkese. Bunlar gelene kadar yıl geçecek. Yes, oradaki adamlarla bir sonraki yer indireceğim zaten. Heal'lamaya devam ediyorlar kendilerini ve deflection kazanıyorlar. İşte bu. Pass. Yes, gidebilirsiniz. Main Quest'in sonuna geldik arkadaşlar. Bir harita daha bitti. Vernalis yetenek mi kazandı? Ne alaka? Ha, benim ekipte diye mi? Hiç beni ilgilendirmiyor ne kazandı. Yani. İşe yaramaz itemler geldi. Tamir edemiyoruz henüz. Umarım bitmiştir. Şurada tamir edelim parayla. Kaleyi aldığımıza göre. Yes, 52'ye tamir edebiliriz. Eşyaları parçalayacağım. Satmayacağım. Tamir aletlerini alıyorum. Teşekkürler. Ve sanırım şurada bitireceğiz. Kan Gölü. Lahart'ın annesi ağlıyor. Pardon, diğer kaleye saldırdık. Annesi değil bu, karısı. Ben yanlış diğer tarafı seçtiğimizi zannettim bir an. Bu annesi kazananın. Evet, keşke bunlar kazanmasaydı ama çok geç. Lady Vernalis hasn't yet decided what will become of the Countess. Ve okay. Do not mourn Count Lahart and his people. İşte yas tutma diyor. Çünkü Yeru'ya inanmadılar vesaire. İnancını gösterdin ama sen. Teşekkürler diyor. 300 gold. Oh, teşekkür ederim. Bitirdik hikayeyi. Ve artık bunları çalamıyor muyum? Nasıl çalamıyorum ya? Kaleyi ele geçirdim sizin için. Birisini öldürmüşler. Hop, buradan deri buldum. Gider ayak ve... Yapacak başka bir şey yok. Komşularım yine inşaata başladı bu arada arkadaşlar. Umarım size gelmiyordur sesi. Yoksa çok rahatsız edici olabilir. Bitti arkadaşlar. Elimize sağlık. Ve nereye gidiyoruz biliyor musunuz yeni harita? Yeni harita buraya gidiyoruz. İnternetten baktım. Harak diye bir yer var. Bataklıklarla dolu. Bir diyara ilerleyeceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki dakikalarda. Ama gidip itemlarımızı toplayalım öncelikle. Bakalım taşıyabilecek miyiz? Şu anda bile inventory'im full.
depoladığım şeyleri de ekleyince bakalım neye dönüşeceğiz. Quest. Var mı bakalım arkadaşlar? Her yere. Buraya muhtemelen bir daha gelmeyeceğiz. O yüzden her yere hızlı bir şekilde son bir kere bakalım. Alabileceğimiz, çalabileceğimiz bir şey var mı? Marheim'a 3'ten cam götür diyor. Yok cam. Ne yazık ki. Olsa dükkan senin. Buradan tamir aletlerini son kere alabilir miyim? Edorian Restoration. Bunu almadım mı ya? Alayım. Galiba main quest'i bitirince açılıyor bu. Çünkü her haritada bunu alıp durduk. Evet. Main quest'i bitirince bunlar açılıyor. Artık çok daha rahat bir şekilde tamir edebileceğiz. Ve başka bir şey satmıyor. Hoşça kal. Kilisede yapabileceğimiz bir şey var mı atladığımız? Galiba yok. Bunlar seviniyor mu, üzülüyor mu bilmiyorum. Çok sevmiyorlar, inanmıyorlar açıkçası rüyasında. Öyle şeyler gördüğünü. Şarap falan yok mu? Okey. Burayla da işimiz bitti. Şişelerimi şişeleri toplayalım son. Cem değil ya bunların hiçbiri. Bir saniye. Quest o zaman bunları kastetmiyor. Cem markette satılan bir şey olabilir. Göreceğiz şimdi. Tuzları aldım. Bunları aldım. Bu arada ağırlık yapmayalım dedim ama her şeyi doldurdum çantama. Cem, Spice. Cem, burada alabilirim. Ağırlık 10 tanesinin. 1, 2, 3 tane aldım. Böylelikle quest'i de alabilirim. Muhtemelen hiçbir şey taşıyamayacağız. Nereye götürmemi istiyor? Yol üstünde değil mi? Marheim değil. Ama gideriz. 1, 2, 3, 3'ü de tuttu. Bunu da aldım. Gideriz ya Marheim'a. Şimdi. Ve her şeyi yaptık arkadaşlar. Şimdi sıkıntılı yere geldik. Fast travel atabilirim. Ama encumbered ya da inventory's full olunca, ağırlığı aşınca fast travel atamıyorsunuz oyunda. Onu düşünmüşler ve çok fazla şey var burada. Bu balta ne? Hiç hatırlamadığım şeyler var arkadaşlar burada. 110 tane demir. Mümkünatı yok bunları götürmemin. Mümkünatı yok bunları götürmemin. Birkaç kere git gel yapabiliriz belki. Şimdi. Şunu yapabilirim. Taşıma kapasitesini 100 arttırıyor. 100 influence harcıyor. 50 arttırıyor. Bunu açtım. Şu anda 743. Sonra yap diyor. Önce dinlen diyor. Hayır. Şimdi yaptım. 790'a çıktı. Yetti mi? Hayır yetmedi. Taşıma şeyi veriyorum atlara. Ayılara da öyle. Hepsine verdim mi? Bir tane daha craftlayıp verebilirim. Kaç veriyor ki bu? 10. 835'e çıkardık arkadaşlar taşıma kapasitesini. Geçici bir süreliğine. Çakal level atlamış. 7 level oldu. Süper. Ona da willpower'a versem. Ama 15 yapmak çok zor. Da dex'e mi versem? Dex veriyorum. Yakışır. Şahin de level atlamış. Şu şurayı açsana Ancar. Portreleri. 7 level'lar akıyor arkadaşlar. Movement'a gerek yok Şahin'e ya. Şahin sabit duran bir karakter. Ya da versek mi? Birazcık yürüme. Bence bir tane verelim. Çok az yürüyor çünkü arkadaşlar. Savaş içerisinde de fark ettim. Bir yere götürmek istiyorsam çok uzun sürüyor gitmesi.
Moment'a verelim. İşimize yarar. Ve Hançer Reis de 7 level oldu. Ona da Moment'a verebilirim aslında. 13 olsun. Ya da STR'ye gidebiliriz. Moment verelim. Savaş içerisinde güzel oluyor. Tamam. 13-14 ideal bence. Savaşlar için. Ondan sonra STR'ye devam ederiz. Ve bunların da hepsini alabilirim. Şimdi buraya kadar çıkarabildim arkadaşlar. Daha da çıkmıyor taşımak kapasitesi. Bir şeyler parçalamak istersem. Şunları parçala. Şunları parçala. 72 armor, medium armor. Parçala gitsin, slot yok. Bunu da salla gitsin. Bu saçma sapan şeyleri atmak istiyor muyum? Şunu bir tanesini parçala. Diğerlerinden kalsın. Meşaleler 1 ağırlık yapıyor. Bu kalkan bakmadım bile iyi mi? Gerek yok buna. İhtiyacım yok. Ya da dursun. Bakacağım. Önce bakacağım. Okey. Biraz hafiflemiş olabiliriz. Bir şeyler de craftlarsak. Bir tane şundan yapıyorum. Hayvanlardan birine takacağım. Piton, kanca, ip yapıyorum arkadaşlar. 25 tane. Silmek gerekiyor önce. Şunu da sırf olsun diye yapıyorum arkadaşlar. Birisini kırbaçlamak için koyuyorsunuz beze. Belki bilgi puanı falan getirir. Ama öyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Şuraya koydum. Bakayım. Orada takılıyor vesaire. Neyse kimseyi kırbaçlamayacağım. Şurası işkence köşesi olsun. Sol üst taraf. Daha da arttıramam arkadaşlar. Taşıma kapasitemizi. ...835'e çıkarabildim. Şu hayvanlardan sonuncusuna da çantayı vereceğim. Varmış bende zaten, neyse. Fulledik arkadaşlar. Bakalım ne kadar şey alabiliyorum yanıma. Ya da neyi bırakmayı göze alabilirim. Şunları alsak öncelikle. Okey. Okey, 20 kaldı. Bunların hiçbirini alamıyorum. Ben şunları aldım. Bu yemekleri, şunları fast travel'da patlatacağım zaten. Taşıyamıyorum. Sonra parayla yollayabiliyorsunuz aslında. Bazı şeyleri. 50 gold muydu? Ha, kalanı da 50 gold'da yollarım arkadaşlar. Şimdi fast travel atmak istersem. Where would you like to go? Travel. Önce şuna Stormcap'e gideceğim. Buraya. Ve şeyi attığımı varsayarsam, şu cesetlerin hepsini. Bu arada şeyin cesedini taşıyor muyum halen? Mickey'nin. Evet, 10 ağırlık bu yapıyormuş. Bunu yiyeceğiz yolda. Afiyet olsun. Ve şunların hepsini yiyeceğim. Zaten 820'ye düşüyor. Bunları yersem. Okey. Tamam. Yapabiliriz arkadaşlar. Diğerlerini de parayla alacağım. 1, 2, 3, 5 tane şey. En mantıklısı o gibi. 35. Aynen, minik hesaplar yapmayalım, parayı basarız. Hadi gidin. Where would you like to go? Travel. Buraya gidiyoruz. Maaşlarımızı ödüyoruz. Onun dışında... Mickey'nin cesedini yiyoruz yolda. Afiyet olsun. Ve bütün cesetleri yiyoruz.
Oldu. Oldu. Onun dışında fare şeylerin, cesetlerin hepsini yiyoruz. Bayağı hafifledik aslında. Biraz daha şey alabilirim ama çok da umursamıyorum. Abartmaya gerek yok arkadaşlar. Bitti. Stormcap. Elveda. Hatta buraya bile taşımayacağım. Bir sonraki yere fast travel yapacağım. Çünkü buraya sırf malzemeleri almak için uğradım. Bir tane de quest teslim edeceğiz. Uuu, indirimde. Hoppa. Teşekkürler. Bir şey craftlamayacağım. 7 level olduk. Silahlar... 8. Aa. Daha çok var bunlara. Burada bir şey bıraktık mı bu arada? Bırakmamışız. Çok iyi. Quest'i... Burada bir şey var mı? Apple Pancake. Hmm. Kalsın. Quest'i buraya teslim etmeyeceğiz değil mi? Korsia'ya götür diyor. Geldiğimiz yer. Gerek yok. Şuradan bir şeyler alalım. Hiçbirine gerek yok. Tamam, yapacak bir şey yok şimdi. Ama bir quest aldığıma eminim burada. Eminim. Neresiydi bu? Tithran. Üç tane Amber getir quest'i vardı. Ama nedense yazmıyor. Pazar... Buna mı teslim edeceğim? Şunları satmam gerekiyor arkadaşlar. Üç tanesini quest aldım. Gem. Ama bu adama mı satmam gerekiyor ki? Bayağı kar yapıyoruz. Bunlar nasıl? Hmm, enteresan. İlk defa bu, öyle bir quest aldık yanılmıyorsam. Ama ne yapacağımı bilmiyorum bu quest'le. Sana vereyim. Hayır. Ve quest logunda da göstermiyor. Zaten quest logunda göstermez ki. Şeyde gösterir, burada gösterir. Ama burada da göstermiyor tam olarak. Şimdi gösteriyor. Mesaj getirme quest'i varmış burada. Sol üstte bir adam var. Ya da tavernada oturan adama vereceğiz galiba. Burası değil. Taverna. Orada oturan adama vereceğiz yanılmıyorsam. Şunu. Yes, inform. Hoppa. 500 gold. Beleş quest. Beleş ötesi bir quest yaptık. Az kalsın atlıyordum. Ticaret ürünlerini diğer şeye götüreceğim. Diğer lokasyona. Şimdi marketi cepleyelim. Oh be, şunları kaç bölümdür bekliyorum almayı. Yalnız şişti inventörüm. Okay, şimdilik yeter. Alma. alacağım. Bunları da aldım. Ve sende bir şey var mı? Şunları da alıp aslında kuzeydeki yere satabilirim. Yani internette bunların hep fiyatları yazıyor arkadaşlar. Kaça almalısın, nereden satıyorsun, onlara bakmadım. Yani kopya çekmek istemedim. Ama bunları fast travel atacağım için aslında alabilirim. Çünkü buraya fast travel atacağız, sonra da şuradan Harag'a devam edeceğiz. Ama yer kalmadı. Gerçekten yer kalmadı. Belki buraya bir şeyler bırakabilirim. Aynen, en ağır olan şeyimi bırakabilirim buraya. 36 tane yılan balığı. 36 ediyor. Şey de yapıyorum. Amma işkence çektik ya. Yani daha at almak istemiyorum. Çok atım var arkadaşlar. Ya da alabilirim. Gidip at alayım ya. Gidip bir tane at alalım arkadaşlar. Atları beslemiyoruz. Müthiş yemeğim var. Niye çekiniyorsam? Savaştaki düşman sayısını da arttırmıyor.
Gerçekten niye kasıyorsam. Şurada aşağıda stables var değil mi? Aşağıdan hemen at alabilirim. Kafamızı rahatlatacağız ya. İşkence çektiriyorum kendime. Şuraya bırak hançer. Şunları. Okey, bu kadar basit. Yani maksimum alabileceğin at sayısı olmadıkça alabilirim. 10 saniye şuradan aşağı gideceksin. Gerçekten işkence çektiriyorum. Millet ne der diye sıkıntı yapıyorum. 10 tane at alınır mı? Ne yaptın sen? Alınır. Daha bir şeyler çalalım burada gelmişken. Şunları çalmak istiyorum. Yes. Çünkü hırsız olduk artık. Hangisini alalım? Böyle bir şey var. Bunlar aynı renk. Kahverengi. Şuna benziyor bu. Bundan var. Bunlar da. Bunları da alalım. Var mı bilmiyorum ama zaten hepsi birbirine benziyor artık. Özelliklerine de bakmıyorum. Tipine bakıyorum. Depresifmiş bu. Gelme. Bunu aldım. 61 kapasite. Aramıza hoş geldin. 630 mu? Huhu. Aa, çok pahalı. Neyse. Değer. Neden aramıza katıldılar diye ekiptekiler muhabbet açmış. Az önce şey dedim. Millet... Bunlar halen peşimde. Ne? Bu haritaya gelmişler. Çeşmelerini zehirledik diye bütün oyun peşimizden koşturacaklar galiba. Enteresan. Bu arada bu haritayı bulamadım arkadaşlar geçen bölüm. Geçen haritada galiba bu. Hiçbir fikrim yok. Bakarız. Dursun orada. Ve böylelikle kafamız rahatladı biraz. Bunların hepsini alabiliyorum. Ve yola devam edebiliyoruz. Burada yapacağımız başka bir şey kalmadı. Yürüyebilirim de. Şuradan. Ama fast travel varken kim yürüyecek? O yüzden... Yürüsek mi? Yok ya, fast travel atacağım. Her şeyi aldık. Buraya gidiyoruz. Bu arada biraz daha hafiflemem gerekiyor. Ve şey cesedi de kalmadı üstümde. Son bir şey yapıyorum arkadaşlar. Taktik üstüne taktik. Şunu level atlatmamışım. Öncelikle onu atlatayım ve hop. Tamam. Ve her biri koşma şeyimi de arttırıyor. Öyle bir avantaj da var. Pas geçmeyelim o avantajı. Haritada dehşet gibi koşabiliyoruz bu kadar. 5-6 atım var. %30 koşma hızı kazanıyoruz arkadaşlar. Ve pony. Pony olsun ismi. Kasmayalım. Buna da çantayı takarsam. Tak. 887 taşıma kapasitem var. Bini görmeden rahat etmeyeceğim ben. Ve gidebiliriz sonunda. Where would you like to go? Travel. Ne yiyelim? Şunları yiyelim. Onun dışında şunları da yiyelim. Sardin. Afiyet olsun. Okay. Travel. Hiçbir şey bırakmadık. İlk haritada... Bir şey mi oldu? Ha, biri saldırdı zannettim. Hiya diye bağırdılar ve şeye de döndük. Marheim'ımıza döndük. Burayı da bir temizleyelim. Ve eşyaları burada bırakamam. Yeni haritaya bırakacağım. Orada ticaret şeyi yapacağız. Şeyi bırakacağım öncelikle. Şu quest'i yapalım. Galiba burada. Yes. Might she be looking for work?
500. Inform quest'i yaptım. 500 para daha geldi. New Astel'e götür. New Astel gideceğimiz yer mi bilmiyorum. Bir sürü ticaret quest'i açıldı. Garussa Clan. Bu gideceğimiz yer. 4 tane si- Neyse salla. Şimdi uğraşmayalım bunlarla. 3000 param var. Şu quest'leri iptal edebiliyor muyum? 2 tane almadığım quest var ve nereden aldığımı hatırlamıyorum. Haritamı boşaltabilirsem çok mutlu olacağım birazcık. Cancel. Yes. Diğerini nereden aldığımı hatırlamıyorum. Bir tanesini cancel edemiyorum. Dursun orada. Şimdi bir quest daha var burada. 3 tane gem sat diyor. Tamam, herhangi bir yerde satabiliyorum arkadaşlar. O zaman bizim kankamıza gelelim. Amcasını falan kurtarmıştık. Kurtaramadık da. Kendisini kurtardık. Gemleri satıyorum buraya şimdi. 151'e. 40'a mı ne aldım? 60'a mı ne? 2, 3. Ve bu quest de bitti. İşte bu ticaret bayağı iyi aslında. Neyi nerede alacağınızı biliyorsanız ki. İşte 30'a 50'ye 40'a alıyorsanız muhtemelen doğru bir alım yapıyorsunuz. Satışta da işte 80-100 küsür gibi fiyatlara gidiyor. Ve inventory'imde de biraz yer açıldı. Bu quest'i de bitiriyorum. Teşekkürler. 4K paramız oldu arkadaşlar. Sonunda yeni haritaya gidebileceğiz. Inventory'imiz full. Ne karşımıza çıkacak bilmiyorum. O yüzden tamir aletiydi, yemekti. Müthiş bir stok yaparak gitmeyi arzuluyorum. Tak tak tak, her şeyle konuştuk. Şuradan da elma ve bal alalım. Bal önemli. Bal çok önemli. Bunlar da çok önemli. 870 oldu. Kaç tuzum var? Yeter mi acaba? Biri bana dur demeli galiba. ...130 tane tuzum var. Duruyorum. Yeter. Yeter. Alma artık. Bu saç uzatma şeyi satıyor kazıkçı. Halen dövebilirim ama kendi haline bırakacağım. Ve yeni harita sonunda gidebiliriz gibi duruyor arkadaşlar, yürüyerek. Yapacağım başka bir şey yok burada. Aslında şey alabilirim. Şu quest'i yapabiliriz bence. Taşıma kapasitem o kadar yok ama yapma, sal. Saldım arkadaşlar. Haydi gidelim sonunda. Sonunda. Aranıyoruz tabii ki. Ne için aranıyoruz onu da hatırlamıyorum. Bu ne? Heavy armor, dandik. Aşağıdan sağa döneceğiz. Yeni bir harita bizleri bekliyor. Epey bir vakit aldı hazırlanmamız. Ama gidiyoruz sonunda. Ve yani tamir aletimizi aldık. Yemeklerimizi aldık. 23 gün yetecek yemeğim var. Artık durabilirim biraz bence. Yemek konusunda. Bir tane daha atımız var. Ama o bile yetmiyor. Şunları alacağım sadece. Al mançer tuz. 120 tane tuzun var, yeter. Oyunun ilk bölümlerinde size demiştim zaten. Çok net bir şekilde. İleriki kısımlarda 1000'i aşacak benim taşıdığım şey. Ve her şeyi zulalayacağım demiştim. Öyle bir huyum var oyun oynarken. Yani yeter kelimesinin karşılığını bilmiyorum. Yemek olsun, para olsun, her şeyi şişireceğiz. Yapacak bir şey yok. Harak bölgesine hoş geldiniz. Şimdi profesör Luderne mi gitmek istiyorsun diyor. Bir adamı kurtarman lazım kaderinden. Olur. Ben bunu almadım mı? Askerlerinden biri sınırı geçmiş ne yazık ki. Ve ailesi korkuyormuş. Stone Card hapse atmışlar. Onu kurtar diyor. Olur, bakarız. Bu ne yapıyor?
Tracker. Buraya geldim ben ya. Hatta buradan geçmiş bile olabilirim para verip. Vermemişim. 200 gold yapıştır. Rica ederim. Ve al quest bir saniye. Yes. Yeni şeyin ilk questini aldık arkadaşlar. Askerlerinden bir tanesi sınırı geçmiş. Ve hapse atmışlar onu yakalayıp. Onu kurtarabilir misin dediler. Harak krallığına hoş geldiniz. Şimdi inventörümde gıdım yer var. Şunları toplarken dikkatli olmalıyım. Ve stables. Bir tane daha at alıyoruz dermişim. Yok, almayacağım bir süre. Bir süre almayacağım. Merhabalar. Eniştenin dikkatini dağıtmasına izin verme diyor. Moruğun teki. Şu güzel atlara bir bak diyor. Peki. Bu da eniştesi mi? Bayon'u bulmam lazım. Huzur içinde yatmayı hak ediyor. En iyi tracker'mış dünyadaki. Ona yardım etmeme niye izin vermiyorlar? İkna et. 9000 mi? Bu yaşlı aptalı ikna et. Karısının öldüğüne diyor. Kanıt göstermeden. Ve 9000 influence gerekiyor. Nasıl bir haritaya geldik arkadaşlar? Tırsmaya başladım. Niye rakamlar bu kadar yüksek? 2000 influence'ım var benim. 9000 ne ya? Ama kanıt olmadan ya da kanıt bulacağız haritada. Karısının bir eşyasını bulacağız arkadaşlar. Ve bu da ikna olacak. Karısı ölmüş demek gibi şekilde. Aldık quest'i. Bu kim? Karısı değil mi? Annem 20 sene önce öldü diyor. Vebalılar yedi. Peki. Ama babam onu kurtarmak istiyor, bunadı diyor. Babası yayını kapıp dışarı atlıyormuş. Annesini bulmaya gidiyormuş. Okey, kadın ölmüş. Bu adamı... Adam inanmıyor ama. Bir noktada bir kanıt bulacağız. Ve... Quest'ini bitireceğiz. Her şey zorlaştı arkadaşlar bu haritada. Bir saniye. Yüksek level'da bir harita olabilir bu. Bu nasıl bir kilit ya? Nefes al. Çık. Bir daha gir. Wow. Okey, şanssız başladık sadece. Taşıyabilecek miyim bunları? Hoppa, taşıyabildim. Bir tane daha sandık var. Bu arada skill level'ı yükselince hırsızınızın aynen, hırsızınızın ne kadar zor bir kelime. Level'ı yükseldikçe kolaylaşmıyormuş bu. Yani ilk günkü kadar zor. Size bir katkısı olmuyor kilit açarken. Fasulye, süt, balık. Yemeklerini gerçekten çaldık garibanların. İlk amacım şehir merkezini bulmak ve bir depo yapıp her şeyi oraya bırakmak. Bu ağırlıkla gezmek istemiyorum çünkü. Atlar kaç level burada? 6. Neyse. Şu anda gerek yok. Yeterince atım var. Evet, bir quest aldık arkadaşlar. Vebalılar annesini yediyse nasıl bir kanıt getireceğim onu da bilmiyorum. Ama burada sizlere yavaştan veda ediyorum. Yeni bir haritaya yeni giriş yaptık ve şuraya doğru ilerleyeceğim. Ana şehri bulacağız ve bakalım Harak Krallığı.
bizler için neler saklıyor? Beraber keşfedeceğiz arkadaşlar. Yoldan devam edeceğim bir sonraki bölüm. Teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.